Mısır'ın ilk firavunu Menes olarak kabul edilir. Menes, M.Ö. 3100 civarında Mısır'ın iki krallığını, yukarı Mısır ve aşağı Mısır'ı birleştirerek tek bir krallık haline getirmiştir. Menes'ten sonra Mısır'da 31 hanedan hüküm sürmüştür. Son hanedan, M.Ö. 30 yılında Romalılar tarafından Mısır'ın fethiyle sona ermiştir. Erken hanedanlık dönemi, M.Ö. 3100-2686. Menes, M.Ö. 3100-2991. Menes, Mısır'ın ilk firavunu olarak kabul edilir. M.Ö. 3100 civarında Mısır'ın iki krallığını, yukarı Mısır ve aşağı Mısır'ı birleştirerek tek bir krallık haline getirmiştir. Bu olay, Mısır tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Menes'in doğum yeri ve ailesi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı tarihçilere göre, yukarı Mısır'ın başkenti Nekhen'den, modern Hierakonpolis, bir kraldır. Diğer tarihçilere göre ise, aşağı Mısır'ın başkenti Memphis'ten bir kraldır. Menes'in saltanatı hakkında da çok az şey bilinmektedir. Manetho'nun firavunlar listesine göre, Menes 62 yıl hüküm sürmüştür. Bu süre zarfında, Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini sağlamıştır. Ayrıca, Nil Nehri'nin su düzeylerini ölçmeye yarayan nilometreyi de icat ettiği sanılmaktadır. Menes'in ölümünden sonra, yerine oğlu Hormah'a geçmiştir. Hormah'a, Menes'in başlattığı birliği sürdürmüş ve Mısır'ı güçlü bir krallık haline getirmiştir. Menes'in Mısır tarihi açısından önemi şu şekilde özetlenebilir. Mısır'ın iki krallığını birleştirerek tek bir krallık haline getirmiştir. Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini sağlamıştır. Nil Nehri'nin su düzeylerini ölçmeye yarayan nilometreyi icat etmiştir. Mısır'ın güçlü bir krallık haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Menes'in Mısır'ın ilk firavunu olarak kabul edilmesinin temel nedeni, Narmer tabletlerinde yer alan tasvirlerdir. Bu tabletlerde, Menes'in aşağı Mısır'ın sembolü olan kırmızı tacı ve yukarı Mısır'ın sembolü olan beyaz tacı taktığı görülür. Bu tasvirler, Menes'in iki krallığı birleştirdiğinin en güçlü kanıtıdır.